Başlıyor muyuz? Ne öyle oldu? Seninle oyun oynamaya geldim. Umarım çok tatlı sorulardır. Seni insafına bıraktım her şeyi. Ben sana hiçbir şey yapar mıyım Allah aşkına? Örgümü de alacaktım gelirken ama neyse, belki stüdyoya gidiyorsun. Bu arada Nünücüğüm bana bunu söyleyebilir miyim? Söyle. Diğer arkadaşlarımız kıskanabilir çünkü. Beter olsun. Söylüyorum. Sevgili Nüket Duru bana bir bere ve bir boyunluk örmüş. Görmeniz lazım. Üzerinde de yani Bay Nüket Duru yazıyor. Temmuz ayında bile takacağıma emin olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Çok şirin olursun Temmuz'da. Temmuz'da taksa. Evet, neler soruyoruz birbirimize, heyecanlıyım. Bence önce sen başla. Ben mi başlayayım? Hadi hazırım. Aldım be. Hadi aldım. Bakalım. Ay, bana kraliçe diyorlar. Bu neydi, başıma geldi? Tabii ki. Sana ne desinler istersin? Prenses. Zaten monarşiye aşıktır bizim memleketimiz. Masal tabii, çok tabii. Güzel. Benim hiç alakam yok kraliçeyle. Aşkım sen kraliçesin. Ben de işte ne olabilirim en fazla? Senin yanında prenses olabilirim yani. Canım benim. Hiç ayıp olmasın diye birine seni seviyorum dedim mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani tam olarak seni seviyorum demedim ama ben de seni tabii tabii falan. Cümleyi tamamlamadın ya. Sakinleştirmeye çalıştım durumu. Çünkü çok zor, kırıcı olmamak lazım. Evet. Ama sevmiyorsan da nasıl? Seviyorum mesela, içimden şey düşünüyorum. Ben de seni. Ve onun dışarıda. Da senin içinden söylediğin şekilde anlaması için dua ediyorsun. Tabii. Ama öyle olmuyor bazen. Forkus. Aa, en sevdiğim soru bu işte. En sevdiğim soru bu ve çok merak ediyorum. Hadi. Hesaplamadım çünkü daha önce. Benim yaşımdayken hangi şarkıyla estiriyordun? Ha. Tam senin yaşındaydım ve Sevda albümü çıkmıştı. Evet. Hem en de, sevdiğim şarkı, evet. En sevdiğim albüm. Evet. Benim yaşımda mıydın? Evet, tam senin yaşındaydım. Ay, gözlerim dolacak şu an ya. Nasıl ya? İnanılmaz bir şey bu. Ya. Of. Tweetlerini kendin mi yazıyorsun? Tabii kendim yazıyorum. Tabii ki kendi yazıyor arkadaşlar. Yani bu soruları hazırladık tabii ama yani işte sorudur en nihayetinde. Tabii. Evet, kendim yazıyorum. Kendim merak yazıyorum. Edenler için evet, soruyorsun merak sen edenler biliyorsun. Için soruyorum. Benim bilmediğim şeyler değil bunlar. Ben de. Evet. Ay Allah. Şimdiye kadar gördüğün en absürt Wi-Fi adı neydi? Hatırlayabilir misin? Şey, olur mu çocuklar, ben hep evdeyim ismi. Şeyi de, şifresi de ya evde yoksa. Ay çok güzel. Asla yapmam dediğin neyi yaptın? Her şeyi. Oh çok güzel. Çok güzel. Şimdi sen sormadın ama. Ha, ben bakayım. Soruyorum. Ha, bir hadi dakika, sor sıra bakalım. Bende. Tabii. Hazır mısın? Hazırım, dur bakalım. Aa, çok güzel bir soru bence. İstediğim biriyle herhangi bir zaman diliminde yaşamış biri olabilir bu. Hı. Bir gün geçirebileceksin. Hı. Bu kim olsun? Hı. Peki bu bir günde ne yapmak isterdiniz? Sen ne yapmak isterdin onunla yani? Hayatım, bir kere zaman dilimini karıştırmayalım. Tamam. Olabiliyorsa bu aralar olsun. Çok yani, gerilere gitmeyelim diyorsun. Yani olabilir mi acaba diye. Fakirin ekmeği umut biliyorsun. Evet, doğru. Ya George Clooney olsun ya Brad Pitt olsun derdim. Daha aşağıdan uçamadım. Çok özür iyi. Dilerim. Çok iyi. Peki neden hep George Clooney ve Brad Pitt? Yani... Ya karizma seviyoruz ya biz. Bunlar karizmatik ve de başarılı. Evet, ve de bence çok esprili, komik tipler. Bence de. Göstermiyorlar. Taf gibi duruyorlar ama... o gün beraber olunca ne yapmayı isteyeceğimi pek söylemeyeyim. Ayıp mayıp olur. Şurada ahlak bozmayayım ben. Biz kendi hayal gücümüze bıraktığını düşünelim ve bunu böyle tatlı bir anı olarak geçelim. Evet. Pişpirik mi oynayayım? Allah Allah. Alıyorum soruyu. Mükemmel birisin ya. Astrolojiye inanıyor musun? Aşırı. Hmm. Evet, bazen fazla kaptırıyorum hatta, o kadarına da gerek yok yani. Önemli tarihlerimi de genelde astrolojiye uydurmaya çalışırım. Evet, ben de. Hmm. Geliyor. Wow. Ha. Bu soru. Stüdyo 54'e gitmişsin diye duydum. İlk Amerika şeyimde, konser vermeye gittiğimde. Amerika'ya ilk gittiğimde. Orada karşılaştığın en ünlü kişi kimdi? Ya da hiç unutamadığın bir hikaye var mı?
Yani kapıdan girerken telaşla giriyorduk. Jerry Hall da yanındaydı, Mick Jagger, bir de gitaristi Keith Richards. Bende de biraz böyle havalı bir kıyafet vardı. Onlarla zannettiler beni. Hep beraber girdik. Onlarla da selamlaştık. Jerry Hall, ay ne kadar hoş üstündeki filan dedi. Öyle bir takıldık içeride de. Selamlaşıp durduk sonra. Mick Jagger buradan bizi izliyorsa. Canımdır o benim. Çok tatlı adamdır filan. Ya bu inanılmaz bir şey ya. Ya evet. Ne zamandı bu arada? Kaç senesi? Milattan önce... Aramızda 10 yaş var mı? Şöyle söyleyeyim, 81 yılı. Süper. Vay. O zaman bir de yani of, rüzgar gibi geçen yıllar tabii, yani tabii. Hepiniz için. Ertesi günde konserlerine gidecektim. Birinci partiyi Tina Turner başlatıyordu. Ne? Evet, kulise davet edildim. Böyle şeyler oldu. Ya evet, çok acayip değil mi? Ben bile şimdi vay canına be diyorum. İyi şansmış. Gerçekten yani hepimize nasip olur umarım böyle bir şans. İnanın. De canım ben de. Şimdi seni hiç kızgın görmedim ben. Tabii görmeyeyim de ama kızar mısın? En son neye kızdın mesela? Ya kızarım tabii. Hı. Benim sinirim, kızgınım çok anidir. Hı. Ve hemen böyle çabuk celallenip çabuk sönenlerdenim ben. Görünmezlik pelerinin var. Ah. İlk ne yaparsın? Vallahi çok fazla şey yaparım ama. Değil mi insan? Evet, yani zeytinyağlı fasulye yapmayacağım kesin. Son sorumu soruyorum. Sor. Haydi sor. Kendini izlerken ilk neye bakarsın hayatım? Ay neye bakacağım? Kiloma bakarım. Ya. Hanım Zeynon, bir tanem. Oo güzelim, çok teşekkür ederim ahiret sorularına ve ahiret sorularıma. Umarım kötü ve sormam gereken şeyler sormamışımdır. Yo hayır, çok tatlıydı hepsi. Nüket Duru ile aynı projede, aynı koltukta, aynı şarkının içinde, aynı atmosferde bulunmak benim için hayattaki en büyük şanslardan biri. Çünkü hakikaten Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acayip, en yetenekli, en şahsına münhasır, en idol insanlarından birisin ve bir yaşayan canım. Efsanesin. Canım, her ne kadar aramızda 5 yaş olsa da. Ya yani benim için böyle. Aferin çocuğum, aferin çocuğum. Öğrendim. Sürekli bunu söyledim. Ya gerçekten böyle bir şeyin içinde olmak, böyle bir muazzam, sonsuza dek herkese izletebileceğimiz bir şeyin parçası olmak benim için çok kıymetliydi. O yüzden sana çok teşekkür ederim. Canım benim, bir tanem. Ben teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Miyav, miyav, miyav. Calling back. Teşekkür ederiz herkese. Sağ olun.